Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah'tan yüklenmiş olduğumuz bu manevi yükün altından yüz akıyla kalkmayı nasip ve müyesser kılmasını bütün kalbimle niyaz ederim. Allah'ın kitabı hakkında, Allah'ın kitabı ile ilgili bir şeyler söylemek çok büyük bir şeref olduğu kadar çok büyük bir mesuliyettir de. O bakımdan Yüce Rabbimizden niyaz ederiz ki kitabı hakkında hak olmayan şeyler söylemekten bizleri korusun. Onun muradını olabildiği kadarıyla en güzel şekliyle yansıtabilmeyi nasip ve müyesser kılmasını niyaz ederiz. Bu mütevazi ve naçizane derslerimizin özlemini duyduğumuz Kur'an insanının, Kur'an toplumunun, Kur'an dünyasının ortaya çıkmasında da, oraya doğru dönüşmesinde de bir pay sahibi kılmasını onun lütfundan, rahmetinden niyaz ederiz. Esasen bütün mesele budur. Yani Kur'an'a göre bir insan, Kur'an'a göre bir aile, Kur'an'a göre bir cemiyet ve Kur'an'a göre kurgulanmış bir dünya. İşte biz bunun için yaşadığımız vakit hayatımız anlam kazanır. Bunun için ölümler değerli ölüm olur. Sıradan bir ölüm olmaktan çıkar. Allah nezdinde sıddıklar, şehitler, salihlerle beraberliği getirecek ölümler haline getirir. Yüce Rabbimizden bu uğurda yaşamayı, bu uğurda ölmeyi niyaz ederiz. Kendimiz için, sizler için, bütün Müslümanlar için, zürriyetimiz için. Mevzumuz elbette ki Kur'an olduğu için önce isminden başlamak üzere bunu kısa kısa tanıtmaya çalışacağız. Tabii bu konuda söylenmiş olan her şeye veya her ihtilafa, her farklı görüşe değinmek böyle bir sohbet için gerekli ve lüzumlu bir şey de değildir. Alabildiği kadarıyla gerekli bazı noktalar üzerinde durmaya çalışacağız. Öncelikle Kur'an kelimesinin Türkçe'de Latince yazarken uzun A ile yazdığımız, Arapça'da hemze ile ifade edilen bu kelimenin İslam alimleri arasında tarih boyunca iki şekilde telaffuz edildiği veya aslının iki farklı şekilde olduğuna dair iki ayrı görüş var. Bir görüşe göre bu kelime hemzesizdir. Zamanla her ne kadar telaffuzunda hemze araya girmiş olsa bile aslı itibariyle hemzesizdir. Bunu söyleyenlerin başında ve tarih itibariyle en erken dönemde yaşamış olanlardan söyleyecek olursak İmam Şafii'dir. İmam Şafii'ye göre diyor ki eğer bu hemze olsaydı kelimenin kökünün kara eden gelmesi lazımdı. Okumakla alakalı. Ve bu durumda da okunan her şeye de Kur'an demek icap ederdi. Dolayısıyla burada diyor kelimenin aslında hemze yoktur. Kelimenin aslı dolayısıyla İmam Şafii'ye ve o görüşü kabul edenlere göre Kur'an değil Kur'an şeklinde olmalıdır. Tevrat ve İncil gibi diyor özel bir isimdir İmam Şafii. Yani Tevrat ve İncil nasıl özel bir isimse bunları Arapçada bunların köklerini aramaya gerek yoksa Kur'an da aynı şekilde Cenab-ı Allah ona bu ismi öngörmüştür, bu isim verilmiştir diyor. Yine bu görüşü kabul edenler aynı kanaatte değil. Yani hemzesiz olduğunu söylemekle birlikte
farklı şeyler söylerler. Mesela büyük yine erken dönem müfessirlerden ve aynı zamanda dilci olan El-Ferra, ya göre de karineden türetilmiştir bu kelime. Ayetler birbirlerine denk, karine denk manasına da geliyor. Ayetler birbirlerine denk, sureler birbirlerine denk olduğu için bunlar bir araya getirilmiştir. O manada Kur'an'ın bütün muhtevası çeşitli bölümleriyle birbirine yakın ve birbirine denk olduğundan dolayı, yani şu sure bu sureden, bu ayet bu ayetten efendim daha muhteşemdir, daha ileridir demek mümkün değil. Kur'an her yönüyle, bir ayeti bile mucizedir. Bütünü de bir mucizedir. Suresi de bir mucizedir. Denklik var Kur'an'ın tamamı arasında. Ondan dolayı diyor buna, biz bunu karineden gelen bir kelime olarak kabul ediyoruz diyor. Ve bu şekilde farklı, bu doğrultuda çeşitli sebeplere veya gerekçelere dayanarak muhtelif kanaatler belirtenler var. Gelelim ikinci görüş olarak bunun aslı hemzelidir diyenlere. Yani Kur'an kelimesinin bir şekilde kara'e, okumak manasına, okudu manasına, kara'e fiiliyle, kıraat fiiliyle alakalı olduğunu söyleyenler. Yine bu görüşü bilhassa Arap dili edebiyatında oldukça meşhur dil alimleri, Ez-Zeccac, Lihyani ve benzerleri bu kanaattedir. Bunların bazılarının görüşüne göre kara kelimesinin asıl manası okumaktan ziyade cem etmek, toplamak, bir araya getirmek manasındadır. Suyun Araplar havuzda toplanmasına, efendim, toplanmasını anlatmak için bu kökten gelen kelimeyi kullanırlar. Dolayısıyla Kur'an kelimesi de sonuna elif nun gelmiş bir mastardır kara fiilinin. O manada fu'lan veznindedir diyorlar. Bu görüşler bu şekilde uzayıp gidiyor. Fakat neticede Kur'an kelimesi Arapçada ismi mef'ul dediğimiz, yani fiilin etkisinin üzerinde cereyan ettiği isme dediğimiz bir şeydir bu. Kur'an mastar olmakla birlikte mastar manasına değil, okunan şey manasınadır. Makru okunan şey manasınadır. Kur'an-ı Kerim zaten başından sonuna kadar her halükarda okunan ve ilk olarak da zaten, yani Kur'an'la ilk temas da okumak ile, onu okumakla veya okuyandan dinlemekle, vahiy hali de ta baştan beri bu özelliğiyle ortaya çıktığından ötürü Kur'an-ı Kerim'in en bariz, en önemli vasfı olması hasebiyle de böyle bir kelimeyle de münasebeti var. Kur'an kelimesi kıraat ile, okumak ile doğrudan doğruya yakından alakalıdır. Daha doğrusu bizzat onunla alakalıdır ve okumakla ilgili bir kelimedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de malum herhalde la uksimu bi yevmil kıyamede diyor ki fe izâ kara'nâhu fettebi' Kur'ânâ. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Cebrail Aleyhisselam ona vahyi getirince, aman vahiyden bir şey kaçırmayayım diye Cebrail bir taraftan ona vahyederken peygamber öbür taraftan tekrarlamaya çalışıyor. Hiçbir şey kaybetmesin diye Kur'an'a olan hırsından, tutkusundan, Kur'an'dan bir şey kaybetmemek isteğinden, çünkü tümüyle mesul olduğunu biliyor. Hem tümüyle onu uygulamak hem tümüyle onu tebliğ etmek gibi bir mesuliyeti var. Bu mesuliyet saikiyle Cebrail okur okumaz peygamber de tekrarlayıp duruyor Kur'an-ı Kerim'i. Cenab-ı Allah hayır diyor, o bu iş sana ait değil. Kur'an'ı kalbinde toplamak, hıfz etmek, bir araya getirmek senin işin değil. Bizim işimiz diyor. Onun için sen Cebrail okuyunca dinlemekle yetin. Cebrail sana Kur'an'ı vahiy olarak telkin ederken senin onu, efendime söyleyeyim, dilini hareket ettirerek ezberlemeye çalışmana, hıfz etmeye çalışmana gerek yok. Biz sana onu zaten öğreteceğiz. Dolayısıyla Cebrail Kur'an okuduğu vakit sen onun Kur'an okumasına tabi ol. Yani onu iyice dinle manasına. فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرْآنَهُ kelimelerinin burada okumak manasından geldiğini de delil olarak gösteriyorlar.
Esasen bu ismin kelime manası ister buradan gelsin, ister oradan gelsin çok da önemli değildir. Ama bu şunu gösteriyor. Bu ümmet kitabına o kadar ihtimam göstermiş ki onun adının veya adlarının türeyebilme ihtimali olan bütün ayrıntıları üzerinde de durmuştur. Yani bu ne kadar önemlidir, ne kadar önemsizdir denilmemiş. Kur'an ile alakalı her şey üzerinde, İslam tarihinde o kadar müstesna çalışmalar vardır ki, yani bunların sayıp sayılması ve dökülmesi, ismen bile zikredilmesi şu an için mümkün değildir diyorum. İlim alemi için, bizim için değil, ilim dünyası için mümkün değil. Çünkü Kur'an ile alakalı yazılmış olan eserlerin önemli bir bölümünün adından ve müelliflerinden bile maalesef haberdar değiliz.